iki ayaklı ve insan gibi çalışan robotu devreye almış. Bununla ilgili bir basın bülteni geldi. Basın bülteni de benim ilgimi çeken şeylerden bir tanesi, iki tane video var. Videoların içinde tabii şey, algoritma çok önemli biliyorsunuz. Yani bu işlerin algoritması gerçekten çok önemli. Videolardan bir tanesinde şunu anlatmaya çalışılmış. İşte bir paket alıyor Ford robotu. O paketi eve götürecek. Eve götürürken çimenlerin arasında bir taş yol var. O beton yolun üzerinden giderken beton yolun üzerinde evin çocuğunun skuterinin yerde olduğunu fark ediyor ve yolunu değiştiriyor. Ama yolunu değiştirirken skuterin iki tarafından geçebilme imkanı var. Bir taraf çimen, öbür taraf beton. Ford'un robotu çimenden geçiyor. Bu ne kadar önemli diye sorarsanız, işte bu tip algoritmaları yapay zekanın hızlıca çözüyor olması lazım. Bu Ford için söylemiyorum. Yani tabii ki olabilir ama bana sorarsanız, hani basın iletişimi ve bunu basına servis ederken bu tip inceliklere de dikkat etmek gerekiyor artık. Yapay zekanın çimleri ezmemesi gerekiyor. Yapay zekanın işte sokak hayvanlarına zarar vermemesi gerekiyor. Sadece canlılara ya da insanlara değil, bütün sokak hayvanlarına zarar vermemesi gerekiyor. Hatta ben Ford'un yerinde olsam kedi seven bir robot videosu çeker. Bunu en kısa zamanda atarım. Çünkü bunlar gerçekten çok önemli şu anki endişelerimize denk geliyor. En büyük korkularımız nedir? Robotların, aslında yapay zeka diyoruz ama robotların aslında insanlara zarar verme ihtimalinden korkuluyor. Bu ihtimali ortadan kaldırabilmek için daha hayata tutunan robotlar yapmak gerektiğini düşünüyoruz. Ama bu robotları düşünürken de işte bu tip hassasiyetlere özen göstermek gerekiyor.